Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda verdiği şehit ve yaralı sayısı açıklandı. Açıklamayı Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptı. 2. Dağlık Karabağ Savaşı 27 Eylül'de başladı. 10 Kasım'da Ermenistan'ın ağır yenilgisiyle sona erdi. Yani 44 gün sürdü. Bu 44 gün içinde Azerbaycan 2783 şehit verdi. 1245 asker de yaralandı. 103 şehidin kimliği henüz belirlenemedi. DNA analizleri devam ediyor. 100'den fazla asker de kayıp, onlar da aranıyor. Karabağ şehitleri için Azerbaycan'da hayat yarın saygı duruşu için bir dakikalığına duracak. Saat 12'de saygı duruşunda bulunulacak. Azerbaycan 2. Dağlık Karabağ Savaşı'nda Şuşa, Adam, Zengilan, Kelbecer ve Laçın dahil 300'den fazla yerleşim birimini işgalden kurtardı. Tarih değiştirildi. Azerbaycan'da Karabağ Savaşı galibiyeti için zafer günü ilan edilmişti. 10 Kasım olacağı söylenmişti. Ancak Atatürk'ü anma günü nedeniyle 8 Kasım'a alındı. Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kaderi kaderimizdir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözleri bir kez daha karşılığını buldu. Azerbaycan, Atatürk'ün ölüm yıldönümüne hassasiyet gösterip Dağlık Karabağ galibiyetini 10 Kasım'da kutlamama kararı aldı. İlgili kararnameyi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev imzaladı. Azerbaycan en büyük bayramını 8 Kasım'da kutlayacak. Bu tarih büyük öneme sahip. Şuşa kenti Ermenistan işgalinden 8 Kasım'da kurtarıldı. Bu gelişme 2. Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a kesin zaferi getirdi. Ermenistan'ın yenilgiyi kabul etmekten başka çaresi kalmadı. 2 gün sonra yani 10 Kasım'da Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında üçlü anlaşma imzalandı. İlham Aliyev, zafer gününü 10 Kasım'dan 8 Kasım'a çekerek Azerbaycan'ın Türk kardeşliğine verdiği önemi bir kez daha sergilemiş oldu. Azerbaycan, şanlı zaferini Türkiye'nin yas tuttuğu bir günde kutlamayacak. Cumhurbaşkanlığı açıklamasında Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in Atatürk hakkındaki sözleri de yer aldı. Mustafa Kemal Atatürk sizin için ne kadar aziz ve değerliyse Azerbaycanlılar için de o kadar aziz ve değerlidir. Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a karşı öz topraklarında verdiği vatan muharebesi 44 gün sürdü. 5 kent merkezi, 4 kasaba dahil 300'den fazla yerleşim yeri ve stratejik tepeler işgalden kurtarıldı. Adam, Laçın ve Kelbeçer ise tek kurşun dahi atılmadan masada kazanılan zaferlerle Azerbaycan'a geri verildi. Azerbaycan böylece Dağlık Karabağ'da hukuka aykırı statükoyu bozup yeni bir gerçeklik yarattı.